sen de söyle. Şova hoş geldiniz. Herkesin okul hayatında böyle bela biri olmuştur. Yaramaz bir çocuk olmuştur. Ben o yaramaz çocuktum diyen ya da okulda böyle başını herhangi bir konuda belaya sokan var mı? Şurada bir beyefendi var. Merhaba, Emirhan ben. Evet. 5 senedir tecrübeli lise öğrencisiyim. Okulda... Mesela 4-5 kişilik bir suçlu şeyi varsa potansiyeli, diğerlerine bakılmaz. Genelde ben suçlu görülürüm direkt. Bu şöhreti edinmek için neler yaptın acaba ya? Niye sen? Pek bilmiyorum ama tecrübeli olduğum için herhalde. Bütün hocalar tanıyor beni. Hangi senelerde daha çok tecrübeli oldun? Yani lise 1 mi, 2 mi, 3 mü? 1'i tekrar ettim. Herhalde o sene çok tecrübe kazandım. Yani lise 1'den sonra kaptanlık aldın gibi bir şey oldu. Aynen öyle oldu. Peki hiç kabahatin oluyor mu yoksa suçsuz yere mi yargılıyorlar seni? Ya kabahatimiz oldu oluyor tabii de. Peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hocalarıma selam söyleyeyim o zaman burada. Ha, öyle yırtayım diyorsunuz olur. Peki teşekkür ediyorum. Bizim bir okulumuz var. Şimdi okulumuzun müdür beyin odasına gideceğiz. Bir olay gerçekleşiyor okulda. Bakalım olay neymiş? Suçluları kimlermiş olayın ve cezalandırma veya olayla ilgili konuşma kısmı nasıl geçecek? İzleyip görelim efendim, buyursunlar. Evet Sayın Milli Eğitim Müdürüm. Teveccühünüz efendim. Yeni okulumu çok seveceğimden eminim. Ah evet efendim, evet evet. Benden önceki müdürün okulda bir çocuğa saldırdığı için okuldan ayrıldığını duyduğumda şok geçirdim. Efendim böyle bir şey kabul edilemez. Ben her zaman öğrenci merkezli düşünen, öğrenciyi dinleyen ve anlamaya çalışan bir müdürüm. Farkımı göreceksiniz. Evet efendim, benim bulunduğum okulda disiplinsizlik olamaz. Gürültü, patırtı, kavga çıkmaz efendim. Hocam kavga çıktı. Ben sizi ararım sayın müdürüm. Hürmetler sayın müdürüm. Kavga mı çıktı? He. Nerede çıktı Kudret Bey? Okulun önünde. Tamam, o zaman sen nöbetçi öğretmene git söyle Kudret Bey bütün kavgaya karışanları alsın, buraya getirsin. Konuşarak çözeriz, hallederiz. Tamam. Panik yapma, tamam. Zaten yapmıyorsun, peki. Allah Allah. Okulun ilk günü kavga çıkar mı ya? Kavga mı çıktı hocam? Nerede o? Nerede? İsmail hocam. Nerede? İsmail hocam... Nerede hocam? Nerede o? İsmail hocam, kendinize gelin. Kavga yardıma giden esnaf gibi, bu ne hal ya? Hocam... Eğitimcisin sen, indir şu cetveli. Hocam kesin o yapmıştır diye dedin. O çocuk laftan anlamaz, bundan anlar. Allah Allah, bir sakin olun. Kim laftan anlamaz? Kimden bahsediyorsunuz? Ha? Gelin şöyle. İşte cetvelin ilham kaynağı geldi hocam. İsmail hocam, lütfen. Bunları size hiç yakıştıramadım. Biz eğitimciyiz. Her şeyi konuşarak çözmeye çalışırız. Ben önceki müdür gibi şiddet yanlısı birisi değilim efendim. Lütfen, sakin olun. Evet, Özgü hocam, anlatın bakalım. Oturun şöyle bir güzel. Oturun, anlatın bakalım Müdür bize. Bey, nedir olay? That's so crazy, you know. Aslında anlatacak bir şey yok. Bu Fikri çocuk... Bu Bahadır çocuğu dövdü, yani ameliyatsız estetik yaptı. Evladım, yavrum, sen mi yaptın bunu? Ayıp değil mi çocuğum? Adın ne senin oğlum? Adım mı ne benim? Evet yavrum, sana hitap edebilmek için adını öğrenmeye çalışıyorum çocuğum. Adımı mı öğrenmeye çalışıyorum? Kulaklarda bir problem var galiba çocuğum.
Yani evladım, ananın babanın sana koyduğu adın nedir? Onu soruyorum. Ne bağırıyorsun? Daha duyuyoruz ya. Adın Fikri. Peki Fikri. Sen yanındaki arkadaşını dövmüşsün yavrum. Arkadaşımı mı dövmüşüm? İftira atıyorlar dayı. Arkadaşım bir şey yok ki. Yavrum nasıl yok? Anası görse çocuğu tanımaz ya. Ben görmedim hocam. Ben kitap okuyordum. Aa dayıya sor. Özgü öğretmenin kadın bir kere ne dayısı tipsiz. Özgü öğretmen kadın mı? Bana bak Adanalı papağan. Senin bu tekrarlamaların bende işe yaramaz. Ben bunu sana söyleyeyim. Özge Hanım'a az önce sen dayı demedin mi? Özge Hanım'a dayı mı dedim? Yavrucuğum ben de duydum. Az önce Özge Hoca'na dayı dedim. İftira atıyorlar dayı. Özge Hoca benim dayım değil ki. Dayın olamaz oğlum. Tabii Özge Hanım'ın senin dayın olabilmesi için Özge öğretmeninin erkek olması lazım. Özge Hoca'nın erkek mi olması lazım? Siz sakin olun. Hoca sakin olun siz. Tamam. Tamam sakin olun. Siz şöyle gelin oturun efendim. Oturun. Oturun siz şöyle. Ben şimdi olayı çözeceğim. Evladım, yavrum seni arkadaşım mı dövdü? Evet hocam. Fikri dövdü beni. İftira atıyor o dayı. Ben fizik çalışıyordum. Arkadaş yanlışlıkla elim çarptı ona. Elim mi çarptı? Ulan çocuğa tır çarpmış görmüyor musun? Hocam bak sen bu Fikri'yi tanımıyorsun. Bu Fikri... Bu okulun yerini bu. Bunda gasp var, hırsızlık var, kavga, gürültü var. Bu çok lanet bir çocuk. Ben bunu hiç anlamıyorum yani. Bu irin gibi bir şey yani. 15 senedir aynı sınıfta okuyor hocam. Her sene okuldan atıyoruz. Milli eğitimden bir af maf çıkıyor. Geliyor bu. Bu okul olarak değil, bu iş yeri olarak görüyor hocam. Bu Fikri'nin durumu çözümsüz. Aa İsmail hocam lütfen, çözümsüz sorun yoktur. Yöntem yanlıştır. Bakın öğrenci psikolojisi üzerine 9, çocuk gelişimi ve iletişimi üzerine 12 kitap yazmış birisi olarak şunu söyleyebilirim ki her şey konuşarak çözülür efendim. Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin problemleri çözülür. Bu çocuğun çözülmez hocam. Bu çok irin gibi bir şey bunun problemleri. Bırakın ben. Tamam, tamam, ya. Tamam. İsmail hocam sakin olun. Memuriyetini yakacağım ben. İsmail hocam sakin olun. Memuriyetini yakacağım. Sakin olun ve izleyin. Bak Fikri, şimdi ne yapmış olursan ol seni asla yargılamayacağım ve sana kızmayacağım. Söz. Kabul etmek, dövdüğünü kabul etmek birinci adımın olacak. Kabul et, hemen çözüme geçelim. Arkadaşını sen dövdün değil mi? İftira dayı, ben matematik çalışıyordum. Çarpım tablosuna mı çalışıyordunuz Fikri? Şu çocuğun haline bak ya, dayaktan mor ve ötesine dönmüş çocuk. Müdür Bey, this boy is a terrorist, you know? Bakın bu çocuk atalım okuldan. Go home Fikri, go, go, go! Özge hocam lütfen. Yani öğrenciyi kaybetmek kolay. Önemli olan öğrenciyi kazanmak, hatasını kabullenecek, onunla yüzleşecek. Bahadır evladım, sen bize bütün olayı anlat. Bu kavga mevzu nasıl cereyan etti? Hocam yalnız bir konuda anlaşalım lütfen. Biz buna kavga, dayak falan demiyoruz. Buna yeni bir isim lazım hocam. Öyle değerli. Öyle kıymetli bir şey. Hocam, Allah affetsin o gün oruçlu olsam bu yediğim şeyden sonra vallahi orucum bozulurdu. Beyni uyuşmuş yavrucağım. Gördün değil mi? Yazık değil mi arkadaşına? Yazık mı değil mi arkadaşıma? Tabii baksana ne kadar canı yanmış. Ne kadar mı canı yanmış? Ama söylediğim her şey duvar gibi geri çekiyor bana ya. Yedi tane kitap diyordun hocam. Ne oldu? Yemedin mi? I will be damned. Ya lütfen atalım bunu okuldan. Kurban oldum. Yemin ediyorum bunu okuldan at. 3 tane türbe gezeceğim. 7 tane aç doyuracağım. Lütfen gadasını ağırlığım ya. Yeter artık. Çoluğunun çocuğunun rızkı için ya. Görüyorsun değil mi? Cambridge'li İngilizce öğretmenin gözümün önünde Saniye teyzeme döndü. Ya oğlum ben seni kazanmaya çalışıyorum gerçekten. Ama sen de suçunu kabul et, bir yerden başlayalım artık. Bir yerden mi başlayalım? Ben Türkçe çalıştırıyordum arkadaşa. Ne çalıştırıyordun ne? Ne? Türkçe çalıştırıyordum. Türkçe mi çalıştırıyordun? Ulan alfabeyi A'dan Z'ye say, ben seni mezun... Bir diploma vereceğim sana. Diploma... Bak say lan diplomayı vereceğim. Vallahi diploma vereceğim. Hadi say. Alfabeyi mi sayayım? Ulan say bak, diploma burada. Vallahi say vereceğim. Hadi. Sayarım ne var? A, B, C,
C-Y-Z. Allah cezanı versin ulan sen. Alfabe 1-2-3 müydü dayı? Bak hala kadına dayı diyorsun ama oğlum. Özgü öğretmenine niye dayı diyorsun o kadın? Kadınlara dayı denmez. Kadına dayı mı denmez? İdrak problemi var oğlum sende, ha? Ya çocuk, Fikri çocuk, sen bize şaka yapıyor. Are you kidding us? Ha? Am I kidding you? Oh my gosh! İngilizce çekil biliyor. Bak yavaş yavaş artık benim sinirlerimi de zıplatmaya başladın oğlum. İkinci bir emre kadar sana soru sormayı yasaklıyorum Fikri. Bana soru sormayı yasaklıyorsun? Adam tonlayarak devam ediyor ya. Bak çocuk. Bütün pedagojik kariyerimi yakarım, sana burada dalarım. Sen bu çocuğa vurmuşsun işte, kabul et. İftira dayı, ben coğrafya çalışıyordum ya. Ulan daha demin Türkçe çalıştırıyordum demedin mi sen? Demin Türkçe mi çalıştırıyorum dedim. Evet dedin. Evet mi dedim? Evet demedin. Türkçe çalıştırıyordum dedin, ondan önce de matematik çalıştırıyordum dedin. Ondan önce de matematik mi çalıştırıyorum dedim. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ulan kafayı dedin ya demin. Ya. Dedin ulan ben var ya şimdi seni. Ulan ben şimdi o seni ben, var ya. Memur ya. Dur. Yok yok memur yok, yok. Yatarsın. Aman ne diyorsun? 657 yatağı sen de. Ver lan şu cetveli. Ver. Dur hocam dur. Dur. Hep çok sıkıştım İsmail hocam. Öğrenciye de bir şey yapamıyorum. Bu cetvele kendime vuracağım. Vallahi mı? Evet. İyi fikir. Aslında bu enerjiyi bir yerden de atman lazım. Ha. Bana vur. Vur bana. Heh. Vur bana. Vur bana. Vur. Vur sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Vur ulan bana. Tamam. Vur. Tamam İsmail hocam. O zaman ben size vurayım, bir dahaki tur siz bana vurursunuz. Birbirimize vuralım. Ben müsaadenizle vur dalıyorum dal size. Dal bana. Bunlar kafayı yedi ya. Neymiş, ben krem gözlüymüşüm. Neymiş, nazarım dağıymış. Külliyem yalan. Vazoyu muhafaza edebilir miyiz? Çok mu değerli? $5 milyon. Keşke benim olsa. Özür dile çabuk babaannenden. Kolyenin kafam kadar taşı var. Keşke benim olsa. Ne kadar güzel bir dirağmış. Bu geminin dirağı benim olsaydı. Ne yapardın lan? Geminin dirağını ne yapardın? Hayır Rose. Yaşlanıp o sıcacık yatağında öleceksin. Bana söz ver. Kocaman kapı. Sen etçük kaysan o da yanına sığa. Tuhaf bir seyahat anısı olan var mı? Var, bak orada bir hanımefendi var. Merhaba, iyi akşamlar. Buse ismim. Evet. Ben sınavlarım bitmişti. Neyiniz efendim? Sınavlar, final evet. Haftası bitmişti. Memleketime dönüyordum üniversite okurken. Neresi memleket? Gaziantep. Gaziantep arabasına bineceğim yere, mola yerinde indik. Tabii uykulu, yorgun, gece. Mola yerinde indikten sonra Gaziantep arabasında bineceğim yere Adana arabasına binmişim ve hiç fark etmedim. Yanımdaki şahıs da boş, yani tek koltuğum. Bindiğim araç da tek koltuk olunca hiçbir şey fark etmedim. Bir sonraki mola yerinde indim. Konuşmalar oluyor işte. Baktım farklı bir otobüse binmişim. Hiç haberim yok bindiğim otobüsten. Sonra bir panikledim işte, hemen gittim şoförün yanında. Ben yanlış yere binmişim dedim ama ağlıyorum bir anda. Daha sonra yani bir sonraki mola yerinde otobüsler denk geliyordu. Orada beni tekrar transfer ettiler diğer araca. Ama iyi eğlenmişlerdir arkadaşlar. Onlar eğlendi de ben çok korkmuştum. Aman geçmiş olsun ama yakın galiba, sonra rahat giderdiniz. Yakın. Ya ama neresi iş... yakın? Neresi yakın? Adana Antep yakın değil mi ya? Antep nereye yakın? Hanımefendi. Evet. Oralar yakın değil mi diyorum? Yakın evet. Biz turneyi öyle yapıyoruz da yakın bize göre ya. Yani. Yine de hani öğrenci psikolojisi... Kendinden şüphe ettiriyorsunuz yani adama ya. Allah Allah, boşu boşuna gerildim burada. Teşekkür ediyoruz sağ efendim. Olun, geçmiş olsun. Ederim. Antep'e selamlar. Sağ olun. Evet, bir arkadaşımız var efendim. Araba yolculuğu yapıyor. Köyün birinde arabası bozuluyor. Oradan yardım isteyecek fakat enteresan bir köy. Değişik gelenekleri, değişik adetleri olan bir köyümüz. Bakalım nasıl bir yerde inecek? Köy halkı nasılmış? Nasıl yaşıyorlar? İzleyip görelim. Buyursunlar.
Ulan bir tane benzin istasyonu olmaz mı? Ayaklarıma kara sular indi ya. Alo. Şey mi aşkım? Vallahi mazot bitti. Geliyorum nikaha. Merak etme yavrum ya. Ne? He, bir köye geldim şimdi. Adı mı ne? Tiyatrocular Köyü. Bu nasıl isim ya? Tamam aşkım, merak etme. Ben mazotu bulunca seni arayacağım. Tamam yavrum, hadi. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam beyim. Ya mazot bitti de yolda kaldım. Nikaha da yetişeceğim, evleniyorum. Var mı buralarda benzin istasyonu? Vardır beyim ama bu saatte kapalıdır. Yapma be dayı. Nereden bulurum? Yakınlarda var mı? Ben bu köyün muhtarıyım beyim. Benim traktörün deposundan mazot veririm sana. Vallahi mı? Dur hele. Şuna bir oyun edeyim de niyetini anlayayım. Dayı. Niyetim mazot alıp nikaha yetişmek. Bana sorabilirsin ya bunu. Benim evim de hemen şuracıkta. Hadi gidelim istersen. Hadi gidelim, sağ olasın. Dayı. Dayı kahveyi götürüyorlar ha. Bak çeşme meşme hep gidiyor. Sen buranın muhtarı... Sen ne yapıyorsun ya? Sen Michael Jackson dansı mı yapıyorsun? Dayı sen yürüyor mu, yürümüyor mu? Bu ne? He? Ne oldu ki şimdi? Ya burada ne oluyor? Evet. Benim fakirhaneye de geldik. Nasıl geldik? Dayı dekor değişti ya. İnsanlar burada gördük hepimiz. Allah Allah, bu nasıl bir şey, ben anlamıyorum ki. Ortalık da bir karardı. Hem buranın tavanı yok. Bu nasıl ev? Evimizin tavanı yoktur beyim ama evimiz sıcaktır. Yani fiziki olarak bunu seninle tartışmak isterdim ama gerçekten vaktim yok. Şu mazotu alabilirsem gideceğim hemen. Tabii tabii. Ben hanıma sesleneyim de. He. Ben mazotu getirirken o da ayran çırpsın bize. Sen de bu arada şuracıkta soluklan beyim. Hiç gerek yok vallahi, ayran mayran istemiyorum. Ben mazotu alıp gideyim. Şeyime bekliyor, yoksa hiç lehime olmayacak bu durum. Şeyime? Nikahım var demiştim. Nikahım var ha, nikahıma gideceğim. Tebrik ederim. Sağ ol. Nikahı olan adamın köy yerinde işi ne acep? Dur hele, şimdi anlarız. Dayı ben seni duyuyorum ha. Sen nereye bakıyorsun? Kimle konuşuyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum ki ben. Hanım! Hanım! Hanım neredesin hanım? Sakin. Hanım! Efendim erkeğim. Evimin dileği. Geldi baş belası. Acaba ne istiyor yine? Lanet ola onunla evlendiğim güne. Hanım. Bak, misafirimiz var. Hele bize bir ayran çırp, ha? Bak beyim, hayatımın anlamı. Maşallah. Olmazsa olmazım. Ömrümün çiçeği, hanımım Mehtap. Hiç sevmiyorum bu kadını. Ölse de kurtulsam. Ya siz birbirinize nefret kusuyorsunuz. Hayır, birbirinizi duymuyorsunuz da. Ben anlamadım ki bu işi. Beyim. Goyumuza hoş geldiniz. Goyunuz mu? Ayranınız duzlu mu olsun, bol duzlu mu olsun? Ha, beni de duymuyorsunuz. Benim söylediklerim boşlukta kayboluyor. Ablam, güzel ablam, yengem, vallahi hiçbir şey istemiyorum. Ben mazotu alıp nikaha yetişeceğim. Sağ ol. Ayran istemiyorum. Derhal beyim, derhal. Hanım, ben şu mazotu getirirken sen de şuradaki dağın yamacındaki uçurumdan kekik toplasan da o meşhur ayranından çırpsan. Ben de bu arada gizlice ondan önce oraya giderim. Saklanırım. Hanımım geldiğinde yavaş yavaş arkasından gelirim. Ve onu uçurumdan aşağı iterim. Ah! Beyin geldiği iyi oldu. Yamaça gittiğini, kekik topladığını polislere söyler, şahitlik eder. Aman ya bak. Bayağı cinayet planı yaptı ya şu an. Hanımefendi gitmeyin bak, bu itecek sizi uçurumdan. Uzun yoldan gelmişsinizdir beyim. Yorgunsunuzdur. Uzatın ayaklarınızı, dinlenin biraz. Yıllar sonra bu eve giren ilk gerçek adam. Tutsa ellerimden,
götürse beni, aşkı, özgürlüğü tatsa. Öyle bir şey yok ha. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Bakın beni iyi dinler misiniz? Gitmeyin kekik toplamaya. Adam sizi öldürecek. O halde ben kekik toplamaya gideyim. E ben ne dedim şimdi? Ulan nasıl manyaklığın içine düştüm ya? Kimse yok mu? Kaval sesi. Nereden geliyor lan bu? Çoban. Ve tabii ki çoban olduğunu belirten bir kostümle aramızda. Sen çalmıyor muydun ya bunu? Oğlum bayağı ses efektçisi var la burada. Siz bayağı tiyatro yapıyorsunuz ha burada. Ben senin ninin. Kapat mı diyor? Bu ne şimdi ya? Muhtar Hayati evde mi? Yok, karısını öldürmeye gitti. Kardeş bir şey yapmamız lazım, kadını öldürecek. Merhaba, ben Bahadır Çoban. Tabii, tanışalım, birbirimize hikayelerimizi anlatalım, muhabbet edelim. Lan kadın ölüyor, kadın! Allah aşkına, Afrika mı burası ya? Kapa şunu. Hayati Muhtar. Hayati Muhtar. Hayati Muhtar nerede? Karısını öldürmeye gitti bacım. Çok önemli bir durum ya. Bunu nasıl halledebiliriz? Aklı başında birine benziyorsunuz. Şu an bana mı bakıyorsunuz? Merhaba çoban. Hayvanları gütmekten mi geliyorsun? Tabii ya. Çobanla muhabbet edin. Kadın ölecekmiş. Aman! Aman! Evet. Hayvanları güttüm, muhtara haber etmeye geldim. Ağanın kızı Aykız. İmkansız sevdam Aykız. Gönlü bana düşse belki de dünyanın en mutlusu olurdu. Ya bilirim, hayvan gütmek zordur. Ama senin işin üstesinden geliyorsun. Şimdi istese kaçarım yanından. Bakışları mermi gibi kalbimi deliyor. Sağ ol Aykız. O senin kalbinin güzelliği. Bir umut olsa, o umuda doğru dağları delip koşardım belki de. Ama imkansız. Yardıma ihtiyacın olursa haber et, gelirim. Ağa kız olmamın hiçbir önemi yok. Seviyorum onu. Onsuz yaşayamam, çobansız olamam ben. Burada adam. Söz. Gerekirse ararım. Söz veriyorum. Dünya tersine dönse, ay kızın gönlü bana düşmez. Lan salak mısın oğlum? Bu kız sana yanıyor lan. Daha bunu anlaman için ne olması lazım? Duymuyor musunuz birbirinizi şu mesafeden? Çoban. Ay kız. Ne oluyor burada ha? Ne oluyor? Ay kız, yoksa ağama bir şey mi oldu? Söyle ay kız, yalvarırım söyle. Ağama bir şey mi oldu? Korkma söyle. Hazırım, hazırladım kendimi, söyle. İyi, iyi. Gayet iyi. Birazdan burada olacakmış. Beni gönderdi babam. Babam mı? Her şeyi doğru söyledin, babam dedik. Şive mi oldu şimdi? Sen ne demektesin beyim? Yoksa bizim konuşmamızda dalga mı geçmektesin ha? Ne dalga geçeceğim? Benim şivem sizden daha çok ya. Kusura kalma kız. Konuğumuzun kusuruna bakma. Bu evde seni kimse üzemez. Ay kız. Güzel ay kız. Hastayım sana. Hanımından da kurtuldum. Artık benim olacaksın. Ama sevgimi sana nasıl anlatacağım? Nasıl? Nasıl anlatacağım, nasıl?
gözlerin ağladırır. Sanki bir ağladır yar, dertlerimin dermanı. Başıma beladır yar, ala gözlü yar, şirin sözlü yar, güler yüzlü yar, ala gözlü yar. Babam birazdan gelecek muhtar. Ey. Ulan adam karısını öldürdü. Geldi buraya, üstüne spot yandı. Nedendir bilmem, Azeri bir türkü söyledi ve sen hala babanın derdinde misin? Ay babanın. Ah, babamın atının sesi. Nerede olsa tanırım. Ulan ne babanın atının sesi? Ha bu yapıyor bak. Ha. Çığırdık çığırdık. Senin baban ağa mıydı kız? Belki o derdimi anlar. Dur bakayım, ben şimdi çözeceğim. Çıldın kız, sakin. Ulan ortam kreşe döndü. Allah belanızı vermesin ya. Köylüye verdiğim mühlet doldu. Hepsinin arazisine el koyuyorum. Açlıktan ölüp gebersinler. Açlıktan ölüp gebersinler. Maşallah be. En azından içi dışı bir bak. Sen ne demektesin ağam? Köylü ne yapar? Ne yer? Ne içer? Bu kara kışta nasıl yaşarlar? Ah! Borç alırken iyiydi. Geberip ölsün köpekler. Geberip ölsün köpekler. Ulan adam resmen eko yapıyor ya. Muhtar hele. Beyefendi. Siz akıllı birine benziyorsunuz. Yani benzemiyorsunuz da öyle demek zorundayım. Bu adam karısını öldürdü. Bu bunun için bir şey yapmamız lazım. Adam öldürdü, rahat rahat geziyor ya. İşte ayranlar da geliverdi. Kusura kalman beyim. Uçurumun kenarındaydım. Dengemi kaybedip düştüm. Ondan gecikiverdi ayranlar. Hanımım, hayatımın anlamı. Ya sana bir şey olsaydı, ben nasıl yaşardım acaba? Gebermedi gitti mendemi. Siz nasıl tipsiniz ya? Siz nasıl insanlarsınız Allah aşkına? Ben ne çeşit manyaklığın içine düştüm? Dayı, benim nikaha yetişmem lazım. Şu bidonu alıp gidiyorum, tamam mı? Lütfen, bu drama bitsin artık. Yeter! Susun, susun artık. Baba, benim gönlüm bu çobana düştü. Sevdalandım. Irz düşmanı çoban köpeğe. Buna asla izin vermem. Asla! Köpek! Dıkşın mı? Dıkşın yaptı, öyle insan ölmez ya, ölmemiştir. Bak bakayım ona. Baba ne yaptın? Çobansız yaşayamam ben. Beni de vur, vur! Seken kurşun kızımı öldürdü. Ha sektir ya! Kızım öldü. Ben bu acıyla yaşayamam. Allah'ım anaokulu ya? Hanım dur. Silah dolu olabilir. İnşallah elinde patlar da geberir. Sana yazıklar. Mermi daha çıkmadı dayı. Bana. Hadi nikah yetişeceğim dayı. Ne olur öleceksen öl ya. Dayı
Öleceksen öl ya. Ben bu adamla severek evlenmedim. Babamın zoruyla evlendim. Yalvarırım yabancı, kaçır beni buralarda. Ya seni ne kaçıracağım? Bir kadın çekil Allah aşkına. Ben nikahıma yetişmeye çalışıyorum. Öyle mi? Evet. O zaman vur beni. Ulan ne dıksın? Ağzınla katliam yaptın burada ya. Ya silahı tutmadık, ateş ediyorum ya. Teslim ol. Çabuk tabancanı bırak. Komutanım, tabanca sahte. Bunlar da ölmedi zaten. Ben buraya geldim mazot aramaya. Bu adam karımı öldüreceğim dedi. Ölmemiş. Zaten bunları ben anlamadım. Kan falan da yok. Bunlar nasıl öldü ya? Nefes alan yok komutanım. Canice öldürülmüşler. Ya ezbere konuş yok. Canice öldürün. Neresi öldürülmüş? Bir tane adam var burada dıksın yapıyor. Al. Adam gitmiş. Sen de Kodes'e gideceksin. Tak kelepçeyi. Şunu Ayı Salih'in yanına Kodes'e atayım da iki dakikada şişlesinler. Şiş mi? İnşallah tavuk şiştir. Allah'ım başıma neler geldi. Vallahi ben kimseyi öldürmedim ya. Şu kelepçeyi biraz gevşeteyim de. Birazdan bunlardan yırtarım diye düşünüyorum. Allah belanızı vermesin. Ben de kendinize benzettim ya. Oğlum bu ne oyuncak kelepçe? Siz nasıl bir tiyatro yapıyorsunuz burada ya? Zaten hayat bir tiyatro değil mi? Neymiş? Şeyme. Aşkım, ben anlamadım. Çok kötü oyuna geldim ben ya. Efendim, mekan Titanik'in güvertesi. Ta o yıllara, o facia yaşanmadan önceye dönüyoruz. Ve biz bu facia niye yaşandı? Asıl sebebini bulduk efendim. Ve onu sizlere sunmak istiyoruz şu an. Sebep neymiş, kimmiş, niye olmuş? Şimdi izleyeceğiz. Buyursunlar. Bütün servetimi harcadım ama sonunda değdi. Titanik'i yaptırabildim. Nasıl kemama kaptan? Çok yakar. Güzel gemi ama büyük, çok yakar. Yaksın. Feda olsun. Hiç önemli değil. Bütün zenginler gemime akın ediyor. 2 yıla çıkarırım ben bunun parasını. Ben olsam aldığına yaptırırdım. Uzun vadede kesin kazanç. Kaçın! Kaçın! Çabuk kaçın! Dünyanın en güvenli gemisindeyiz. Ne oluyor? Niye kaçıyoruz? Lütfen kaçın. Çünkü bu gelen kim biliyor musunuz? Kim geliyor yahu? O ki nazarın can bulmuş hali. O ki tek gözüyle acı yatmazı 2.80 yere uzatan. O ki diğer gözüyle yaz günü kış getiren. O ki tek alkışıyla Mahmut Tuncer'e halayı unutturan. Ve o ki
La yeter, ne gerdin ortalığı? Kim geliyor, de çabuk. Ya benim köylüm beni aramış ve bulmuş. Tam bir baş belasıdır. Siz de canınızı kurtarın. Kaçın! Kaçın! Kutuplardan denize atladı manyak. Fok gibi yüzüyor yahu. Fok gibi. Al işte. Ha, beklenen oldu. Ha, bu oldu. Ah, bu oldu. Hayır, kim olduğunu da söylemedi ki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Şevket. Köylüme baktıydım. Burada işe başlamış da. Hayırlı olsuna geldiydim. Ha, sizin geldiğinizi duyunca denize atlayıp kaçtı. Ben ne talihsiz bir adamım. Bütün tanışlarım benden deccal görmüş gibi kaçıyor. Sebep? Aman. Hiç işte. Beni çekemeyenlerin safsatası. Neymiş, ben kem gözlüymüşüm. Neymiş, nazarım dağılmış. Külliyem yalan. Nazar mı? Ben böyle batıl şeylere inanmam dostum. Kendimi tanıtayım. Titanik'in sahibi, ünlü armatör Abraham. Şevket. Seni sevdim, haline de üzüldüm. Kameralarımdan birini sana vermek isterim. En lükslerinden birine hem de. Misafirimsin. Canımsın. Gerçi benim lükste, şatafatta öyle gözüm yoktur ama... Cahuzili kameran varsa alırım bir dal. Belimin fıtığına iyi girer, fokur fokur. Merhaba Captain. Ben de seni arıyordum. Acaba şu antika vazoyu senin özel kasalarından bir tanesinde muhafaza edebilir miyiz? Tabii tabii. Çok mu değerli? 5 milyon dolar. Ama bu mühim değil. Asıl mühim olan vazonun içindeki... Rahmetli babaannemin külleri var. Amerika'yı görmek istiyordu. Onu yanımda getirdim. New York'u göstereceğim ona. Ne kadar şanslıymış babaanneniz. Şanslı mı? Ölü kendisi ya. Ama vazo çok canlı. Renkleri, desenleri muazzam. Bu vazo benim olsaydı Ayvalık'taki yazlığımın balkonuna koyardım. Gelene geçeni çatladırdım. Keşke benim olsa. İkiye bölündü. Kırıldı babaannemin külleri. Allah Allah, nasıl birden öyle kendi kendine kırıldı? Ulan bunun yüzünden oldu. Ölmüş babaannemi kıskandı şerefsiz. Şuraya bak. Babaannemin küllerine bak. Külliyem yalan. İftira etme. Ben çömlekçi de kurs almış bir adamım. Onun daha güzellerini yaparım. Tamam tamam. Merak etmeyin. Bakın sinirlenme yani. Babaannenizin belden aşağısı burada duruyor. Belden yukarısında faraşla temizlerim. Ha. Ulan ikiye böldüm babaannemi. Özür dile çabuk babaannemden. Benim burnuma yaklaştırmasa babaanneyi... Ulan özür dile babaannemden dedim. Uçtu gitti babaannemin külleri. Küle küle babaanne. Ben sana dedim burnuma yaklaştırma diye. Ulan seni parçalarım tamam, burada. Gömerim seni manyak. Kaptan, büyük salonda beyefendiye bir şeyler ikram edelim. Hadi. Ne yapayım ben bunu? Ben bunu New York'a götürecektim babaannemin küllerine bak. Önemli olan niyet. Hem hava yoluyla babaanneniz bizden önce ulaşır oraya, değil mi? Şevket Bey, sizi müsait bir yerde indirsek mi acaba? Aşk olsun Abraham. Demek sen de ötekiler gibiydin he? Çekil. Ben istenmediğim yerde duracak değilim. Çöz şu fülükayı, yolla beni denize. Ya okyanusun ortasındayız. Tamam dur. Nereye gidersin burada bu halde, tamam. Aa, kusura bakma. Bir an boş bulundum ve senden şüphelendim, affet. Valla bir daha benden şüphelenirsen bu dostluk biter Abraham. Tamam uzatmayalım. Gel. Seni en yakın dostlarımla tanıştırmak isterim. Aşırı soylu ve zengin Kaled'in ve müthiş güzel sevgilisi Rose. Yalnız biz artık sevgili değil, nişanlıyız Abraham. Öyle mi? Tebrik ederim. Hanımefendi, tebrikler. Teşekkürler. Kaled'in olan aşkımızı izdivaçla taşlandırmaya karar verdik. Öyle. Sevgilim, evlilik teklif ederken heyecandan unuttum. Bu kolye artık senin. Gerçekten mi? Aa, inanmıyorum. Çok güzel. Değil mi? Hakikaten çok güzel. Kolyenin kafam kadar taşı var. Parıl parıl parlıyor.
O kolye benim olsaydı avizemin ucuna bağlar, led ampul verir, ışık ışık ışıldadırdım. Keşke benim olsa. Ben yanlış mı gördüm? Baya balık kaptı kolyeyi. Aa, özür dilerim kadın. Hepsi benim hatam. Hiç sanmıyorum. Şey yapmayın ya. Sağlık olsun. Yenisini aldınız mı çocuğum? Ah tamam. O halde ben gidip burnumu pudralayayım. Çabuk ol ama. Özlerim seni. Şevket Bey. Siz artık kameranıza mı geçseniz artık hadi. Bir dakika Abraham. Sosyalleşiyorum burada. Galkedon Bey. Eğer düğün salonuna falan ihtiyaç olursa haberim olsun. Tanıdık var. Bu arada maşallah birbirinize çok yakışıyorsunuz. Gözlerinizi de birbirinizden alamıyorsunuz. Evet, biz öyleyizdir. Roz bana ve özellikle servetime çok düşkündür. Gözü benden başkasını görmez. Beni asla terk etmez. Ne kadar güzel, darısı başıma. Benim öyle bir sevgilim olsaydı asla yanımdan ayırmazdım. Belediyenin Safranbolu gezi turuna onunla beraber giderdim. Keşke benim olsa. Karıdım. Burnumu pudralamaya giderken yolda Jack'i gördüm ve ona aşık oldum. Seni terk ediyorum. Selam, ben Jack. Fakir ama yakışıklıyım. Nasıl lan? Biz demin nişanlanmadık mı kızım? Bu ne sert geçiş böyle? Nasıl böyle bir şey oldu ya? Kem gözle. Nazarı değdi, vallahi değdi. Keşke dedi, benim dedi olsaydı, darısı dedi, başıma dedi, gül gibi çifte ayırdı. Ha Jack, hadi gidelim, benim resmimi çiz. Bana uyar. Otoparka inmeyin lan sakın. Hayır, kolye gitti. Kolye, Rose, kolye! Abraham, bana hiç bakma. İlişkilerinin temelinde sevgi ve saygı yoğmuş. Abi, güzel abim. Bak, koskoca armatörüm sana abi ayağa çekiyorum, ne olur. Git bu gemiden, al. Filika da senin olsun. Defol, İngiltere'den, hadi git. Giderim. Hışt! Sen ne köpek oluyorsun da beni buradan kovuyorsun? Ben o filikayla okyanusu açılırsam füllük gibi ortada kalırım. Karaya çıkmadan şuradan şuraya gitmem. Tamam, o zaman benden uzak dur. Korkuyorum yahu. Rica ediyorum, benden uzak dur. Git kameranda, jacuzzi'nde, fokurda ama benden uzak dur çünkü korkuyorum. Abram, niye korkuyorsun? Kocaman adamsın ya. Yaşından, başından, sakalından utan. O sakalın kaç yıllık? 15 yıllık. Gül gibi bakarım sakalıma. Belli, ne kadar güzel, pek hoş. Çok da gül. Biliyor musun, ben köseyim. Benim sakalım çıkmıyor. Benim böyle bir sakalım olsaydı ucuna boncukları takar, yeni nesil kafelere gider, orada hipster olurdum. Keşke benim olsa. Ama ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaderi değiştiriyorsun. Kaderi mi? Evet. Sakalım o benim ya. Evet. Tamam, alırım ya. Sağ olsun. Bak senin böyle için acıyıp böyle bir trajedi yaşadığın için şöyle güvertede eğilip durman lazım. Yok ya. Tabii. Sen böyle duracaksın. Şevket de arkandan anlatacak bütün bunları. Ki o yesin beni. Hiç bunlardan haberin yokmuş gibi eğil. Bak şimdi ne haberim olur benim canım? Ha? Ne haberim olacak? Evet benim? Evet. Şaşkın da ol. Böyle şey ol. Balık şimdi alacak senden. 15 yıldır gözüm gibi bakarım bu sakalım. Ay, belli, pek hoş, pek güzel bir sakalın var. Biliyor musun, ben köseyim. Ama bir şey söyleyeceğim. Yardım böyle mı? Belli oluyor ya. Ya nasıl bu ikisine denk geldi ya? İnanılmaz. O kadar eğilme, ellerini koy. Evet. Hadi. 17,5 yıldır gözüm gibi bakıyorum bu sakala. Harika. Buyurun. 15 yıldır. Dile kolay be. Oh. Vallahi çok belli, çok güzel sakallarım, çok da gür. Biliyor musun, ben köseyim. Benim sakallarım çıkmıyor. Benim senin gibi sakallarım olsaydı uçlarına boncuklar takardım. Giderdim yeni nesil bir kafeye. Orada hipster olurdum. Keşke benim olsa. Oh.
Güzel oldu ya işte. Boğarım lan seni. Boğarım seni, boğarım. Koku sende yine çıkar Abraham. Abraham Bey, gerçekten öyle güzel gemi, öyle güzel gemi. Bu kadar mukavemetli gemi görmedim. Ya gittim makine dairesine, makinenin biri durdu, hop dedi öbürü girdi. Dümen kilitlendi, hop dedi öbür dümen girdi. Sana yemin ediyorum bu gemi haklıymışsın, asla batmaz. Övme artık, övme, övme. Şu gemiyi övme artık, tamam? Batıracaksın bizi. Ya git nereye baday? Nereye baday? Hayatında sen böyle direk mi gördün ya? Allah'ını seversen hemşerim şu direğe bak ya. Bir çıktım demin yukarıya, dünyanın öbür ucu görünüyor ya. Allah'ını seversen bir baksana şuna. Ben konuşmam. Abraham'la küsülüyüm. Konuşmuyor işte adam. Zorlama yahu. Sen bunun gücünü bilmiyorsun. O direk bize lazım. Ya ne olacak direğe bu günlük güneşli kafada? Yıldırım mı düşecek üzerine? Aa. Gerçekten de ne kadar güzel bir dirağmış. Upuzun. Bu geminin dirağı benim olsaydı. Ne yapardın lan geminin dirağını ne yapardın? Ayvalık'taki yazına mı dikerdin dirağı? Ne yapacaksın artık? Ne var dikerdim? Bahçenin ortasına dirağı dikerdim. Dirağın tepesine çıkar sabahtan akşama kadar da güneşlenirdim. Gelen geçen komşularımı da kıskandırırdım. Keşke benim olsa. Çabuk dümene geç, çabuk dümene geç. Direk gitti ya, koş! Sen de kapat lan artık şu kem gözlerini, kapat! Yeter, bu gemi bana lazım, batıracaksın gemiyi! Ne kadar da kıymetli bir gemin varmış ya. Kıymetli tabii, milyar dolarlık yatırım var burada. Her yere afişler astırdım, dünyanın en güvenli, en büyük, en güçlü gemisi. Asla batmaz diye afişler yapmış. Gerçekten asla batmaz mı bu gemi? Batar, batar. O kadar anlam yükleme, kul yapısı sonuçta. Benim böyle sağlam bir gemim olsaydı konuyu, komşuyu doldurur, mavi tura çıkardım. Yahu sen de bu geminin içindesin bir adam. Niye böyle yapıyorsun? Mavi turda sayılırsın zaten. Yapma Şevket. Artık çok geç Abraham. Hasetlendim. Yapma. İyice hasetlendim. Yapma Şevket. Keşke benim olsa. Iceberg! Batıyoruz lan. Vallahi bu kadarını ben de tahmin etmediydim Abraham. Mutlu musun lan? Batıyoruz. Bu Fluha benim dediydin değil mi? Sen de gel diyeceğim ama Fluha'yı küçük yaptırmışsın. Ölmez de kalırsam sivilde mutlaka görüşelim. Ölmez de sağ kalırsam seni de sağ bırakmayacağım lan seni de. Panik yapmayın ama batıyoruz. Ama panik yapmayın. Ne yapıyorsunuz orada? Ölüme terk edemem. Bu kapıdan atlayıp seninle ölüme yürümek istiyorum. Yo, hayır Rose. Sen yaşları bu sıcacık yatağında öleceksin. Bana söz ver. Yalandan yere romantizm yapmayın. Kocaman kapı. Sen etçük kaysan o da yanına sığar. Sahi mi? Bu kapı taşır mı bizi? Tabii taşır. Kocaman, dayanırlı bir kapı. Aa, çok güzel bir kapı. O kapı benim olsa. O kapıyı bir güzel zımparalat durur, vernikletür. Evimin girişine çakardım. Keşke benim olsa. Hay senin ağzına be, şomaz derim. Şişt, bana bak, emrediyorum. Gel bizi al Pelikan'a. Hadi canım oradan, hadi. Hadi, sakın yaklaşmayın valla. Ayağımla depüklerim sizi, hoş. Buraya gel. Oradan, hoş. Numara geliyor Altı efendim. Ne? 9. Altı. Akrabalar bizden para istemeye mi geldi acaba? Nereden haberleri olacak? Bizim bile şimdi haberimiz oldu. 80 milyonum var. 80 milyonumuz var Hayati. Ve bunlar hemen birbirine düştü öyle. Yeter tenisen saracak. Hayati abi genç kızlarla takılacak. Ya bir susun be! Ye iyi susuk. Masa diyorsun masa. Şunun içine koymamışsın bir mandalina. Yeme o kadar mandalina. Olmuşsun zaten kocaman bir balina. La 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 la.
İki tane ev arkadaşımız var efendim. Evlerinde misafirleri var. Onlarla sonunda baş başa kalacaklar. Ve güzel bir zaman geçirme hedefleri var. Bakalım bu hedeflerine ulaşıyorlar mı? Yoksa tam bu sırada bir başka misafirleri mi oluyor? İzleyip görelim. Buyursunlar. Hayırdır ev kardeşim? Akşama muhabbet meclisi mi var? Bu neyin hazırlığı? Evet evdaş Bilal. Birazdan Leman arkadaş gelecek. Leman'sa bir kız sanki. Bir kız mı gelecek? Evet evdaş Bilal. Bir kız gelecek. Kendisiyle film izleme eylemiyle başlayacak süreci gecenin sonunda sevgililik sözleşmesini imzalayarak bitirmeyi umut ettiğim bir kız. İkiye bölünemeyen bir sayı. Üzgünüm. Olsun. Olsun muhterem. Arkadaşının mutluyla mutlu olmak da sevaptır. Ne filmi seçtin? Sosyalizmin yıkılışını ve proletaryanın çöküşünü anlatan 4 saatlik bir mini belgesel. Amerika'nın dayattığı Hollywood filmlerini izlemeyi doğru bulmuyorum. Amerika'nın dayattığı kolayla cipsi yiyorsun ama. Neyse, bence bir korku filmi seç. Korkunca sarılmalı. Uf uf uf. Sosyalizmin yıkılmasından daha korkunç ne olabilir? Bırak şimdi propagandayı Allah aşkına. Bak bende çok güzel filmler var. Cin filmleri. Tam bu durum için. Cin kaçtı. Cin çıktı. Cin döndü. Cin girdi. Bence bunlardan birini izle. Çünkü korku şehvete vesile olur. Uf uf uf. Bastırılmış duyguların örgütlenip açığa çıktığında senden biraz korkuyorum evdaş. Bak! Geldi Leman arkadaş. Arkadaş deme, lazım olacak. Naber? Hoş geldin Leman. Merhaba. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir tane kız arkadaşım geldi, sorun olur mu? Ne sorunu olacak ya? Tanrı misafiri gelmiş, gelmem mi diyeceğiz? Tamam. Çiçek, gel. Merhaba. İsmim Çiçek. Sordum sarı çiçeğe. Erkek arkadaşın var mı dur? Yok erkek arkadaşım. Komik bu be. Evet evet. Yalnız yine biz çok kalamayabiliriz. Berkcan arayacak. Belki bir event'e çağırır. Yine mi Berkcan? Ya Haçlı Seferi gibi sürekli event düzenliyor bu Berkcanlar. Üzülme evdaş Bilal. Emperyalist güçlerin son oyunu olan bu Berkcan'a bir dur demenin zamanı geldi. Bu akşam bu oyun bozulacak. Ne yapacağız ki bu akşam? Film izleyeceğiz Leman. Korku filmi. Korku filmi biz korkarsak size sarılırız ama. Sarılalım. Tüm halkların kardeşliği için dört kolla birbirimize sarılmalıyız. Bilal sen de yanıma otur, olur mu? Ben çok korkarım. Korkunca da senin elini tutarım. Sen korkmazsın değil mi? Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam hemen anla. Hadi artık. İzleyelim şu filmi. Allah'ım. Saadetimizi bozma ya Rabbim. Hayda, kim geldi ya? Sen bakıver. Ben bir koşu bakayım geleyim. Selamun aleyküm. Enişte, Allah'ım hiç bırakmıyorsun, günah işleyeyim. Ha. Hayırdır, sen niye geldin? Ya bir akrabanın düğünü vardı. Gelmişken uğrayayım dedim biricik yeğenime. Biricik yeğenin sana yalvarıyor. Ne olur git enişte. Çok zamansız geldin. Hanım arkadaşlarla korku filmi izleyecektik. Hiç gidemem vallahi. Otobüsün kalkmazsa 3 saat var. Ha şuracıkta otururum. Ya hadi izleyelim şu filmi artık. Öf. Açıyorum filmi. Ya bak şimdi. Lan iyi misin?
Allah'ım affet. Ya bak, sen şimdi film dedin be. Düşüyordu ya. Ya sen şimdi film dedin de benim aklıma ne geldi? Ooo, enişten hızlı girdi mübarek. Bilal ne olur? Adına enişte dediğin feodal kimlik bize nasıl bir sıkıntı çıkarabilir? İzle de gör. Ya. Bak şimdi ya. Bizim köyde Felemez dayı'ya bir çocuk vardı. Hollywood Felemez derdik bu. Film çocuktu yani. Bilal sen bilirsin lan. Ne önemi var ki? He lan o işte o. Ya. O zaman bizim bu Felemez köyde simit satardı. Ha, bir gün yine çarşıda haydi yuva taze simi haydi yuva taze simi deyin ha. Simit satıyor bu. Ama öyle satamaz ki. Ne yalan? Kimse anlamaz ki enişte. Ha, oğlum ha. İşin orijinalliği orada yani. Neyse arkadaş oradan geçen Bavarotti bunu duyuyor. Hı. Bak Allah'ın işi işte. Bavarotti bu ay gelip diyor ki ben de böyle oktavlı ses görmeden gel seninle İtalya'ya gidelim. Milano pazarında diyor penye satalım. Bu bizimki diyor ki oh, olur. Arkadaş bunlar beraber Slovenya'nın başkenti Lubundanjanga'ya gidiyor mu? Ne? Lubundanjanga. He? Orada bunları Haluk Levet ne haber ehpep deyince karşılıyor mu? Haluk bunlara diyor ki buranın diyor penye mafyası acayip yani soluk aldırmıyor, acayipleri yani. Gelin diyor, biz sizinle 3-4 tane ev tutup eğer girengi işine girelim. Bak, akıllı adam. Arkadaş, Pavarotti'nin vaftiz töreninden kalma altınları toplayıp satıyorlar. 3-4 tane ev tutuyorlar. Ama arkadaş, evler kimse kiralamayınca da Pavarotti, Haluk Levent'e diyor ki, sen soktun bizi bu işe, senin yüzünden oldu, sen söyledin diyor. Haluk Levent Boğa diyor ki, ben söylemedim diyor. Felemez de ben söylemedim deyince... Ya bizim Pavarotti diyor, o söylemiyor, bu söylemiyor, kim söylüyor deyince bağırınca... Arkadaş oradan geçen Ayla'yla Müslüm'ün yapımcısı bu filmi çekiyor mu? Bak, şansa bak ya. Bizim Felemez de bunun kıskanıp ses tellerini çalıyor mu? Felemez donunu indirip de koşmaya başlıyor mu? Ya demem o ki, sen ne çabuk unuttuk biz Pavarotti. Be. Bu ne? Vay be! Bu enişten tam bir zaman sömürücüsü. Avrupa'nın Afrika'yı sömürdüğü gibi zamanımızı sömürüyor burada. Aman ev kardeşim. Belki hanımlar beğenmiştir eniştemin hikayelerini. Beğendiniz mi kızla? Yok be! Ömrümden ömür gitti. Bu ne ya? Bütün eğlence madımı dalına bir etti. Enişten, dalına dur. Çiçek Hanım siz? Çiçek Hanım? Ha Çiçek, Çiçek benim. Ben adımı unuttum bir an. Affedersiniz. Biz kalksak mı bu burada oturacaksa benim... Asla! Lütfen ama kalk! Aa. Zaten eniştem şimdi sıkılır. Biz filmi açalım, devam edelim ev kardeşim. Kızlar, ben böyle cinlere, hayaletlere asla inanmam ve de bunlardan asla korkmam. Eğer korkacak olursanız benim korkusuz bedenime sarılabilirsiniz. Tamam. Ah! Ne oldu ev kardeşim? Bir çığlıkla imana geldim. İşte sanatın gücü. Senin de sanata biraz saygın olsun evdaş Bilal. Sessiz olalım, filmi izleyelim. Lütfen sessizlik. Yalnız harika film seçmişsin kız ha. Acayip heyecanlı yani. Bravo. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? O adam o evden içeri bir daha girerse acayip korkunç olaylar olabilir. Aha adam evden içeri girdi. Adam yürümeye başladı. Bak, bak, bak. Anam, arkasından biri geliyor. Gördün gözümü, gördün gözümü? Anam, aman çok korkunç olaylar olacak. Ah be, olmadı. Yok etmem. Bak, bunları bilerek gerilimi arttırmak için yapıyorlar. Anam, koltuğun rengine bak ne güzel ya. Bak, adam koltuğa oturdu. Karşısında bir kadın var. Bu kadın kim ya? Güvendik Petro mu?
Yok yok, o yaşlanmıştır. O değil ya. Aha. Adam bir arabaya bindi. Burası neresi? He, bak sahne değişti. Bakalım şimdi burası neresi? Dur bakalım, bunu birazdan anlarız neresi olduğunu. Arabayla ilerliyor, ilerliyor. He, arabanın ilerlediği yermiş burası. Şimdi anladık, bak. Telefon çaldı. Alo. Alo. Yes diyor. Yani sen kimsin? He, bu adamın karısı olması lazım. Demek ki biraz önce kadın oydu. He, ama adamın karısı ölü değil miydi? Eyvah, arabanın arkasında biri var. Gördünüz mü, gördünüz mü? Ah, tüh be. O bebek pusetiymiş ya. He, bunların demek ki bak bir tane bebeği var. E bebek nerede? He, bebek kreşte. Adam arabayla kreş... Sus artık be adam! Sus, bütün filmi izlerken senaryosunu okudu ya. Bu ne? Şimdi şöyle yapacağız. Sen yine filmi anlatacaksın böyle, dayanamayacaksın. Neler olduğunu seslendireceksin. Bilal, sen de ortamı bozuyor diye onu böyle geçiştirip bir an önce... Yani filmin konsantrasyonunu bozmamak için onu susturmaya, geçiştirmeye kibarca gayret edeceğim. Bunu? İşte, yapabildiğin kadar. Buyur. Aa, bak, aa, başka sahne gördünüz mü ama? Aa, koltuğa bak, kıpkırmızı evet, ya. Evet, o... Aynı bizim yazlıktaki koltuğun evet. renginde. Adam koltuğa oturdu. Karşısında bir tane kadın var, gördün mü? Kadın ona ne diyor ya? Enişte. Adam baktı, baktı, baktı. He, bu kadın demek ki orada karşısına çıkan kadındı. Enişte. Bir tane adam geldi. Adam diyor ki, are you ready? Evet. Ha, ya, ya, diyor. Aa, o abi tam yumruk atıyor. Adam burnundan tutuyor, çekiyor, atıyor. Gördün Allah'ım! Bak, başka sahneye geçtik. Ben bunu adam biraz şimdi... sardıracağım hızlı. Adam şimdi geliyor, orada geliyor diyorsun gene. Yolda bir tane adam görüyor. Aa, otostop çekiyor adam. Ha, ha, dur. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerisini biz kendimiz izleyelim. Bu ne ya? Tuvalete gidelim. Ben, benim çişim gelmedi. Ya gelsene buraya. Sabah bunun değerlendirmesi yapacağız. Yürü. Tamam, o zaman. Bilal, adına enişte dediğin feodal yapıp gecemizi mahvettin. Kızlar şu anda içeride Brexit'imizi oyluyorlar. Enişte, sağ ile solun birleştiği bu kutlu geceye... ...konuşarak nifak tohumları ekiyorsun. Ekme! Bak şimdi ama yeğen, yeğen sen bana bunu söylemiyorsun ki. Tamam canım, kızlar gelsin. Ben de kalkar giderim artık. Söz mü? Ha. Enişte, bak eğer bir hikaye daha anlatırsan... ...zebanileri ahirette dilimi ensemden çeksin inşallah. Söz mü? Tamam lan. Eyvah! Biz karar verdik, gidiyoruz. Evet, Berkcan'ların partisine gidiyoruz. Gitmeyin, yapmayın. Ne varmış bu Berkcan'ın partisinde? Sinema gibi sanat dururken yozlaşmış bir partide... ...eğlenmenin ne manası var? Berkcan'ların dünyaca ünlü DJ'i var. Sizin bir DJ'iniz var mı? Vallahi bizim bir DJ'imiz yok. Berkcan kazandı. Lanet olsun bu Berkcan'lara yahu. Ya hangi Berkcan bu? Sen Dangualı Berkcan mı ya? Evet o. Sen onu tanıyor musun? Ya tanımaz olur muyum ya? Onunla ilgili acayip bir hikaye var. Hatta bunlar kimle beraber biliyor musun? Çabuk çabuk otur, dinlemeliyiz. Yarın tatil de olay. Evet evet, aylarca konuşulur mu? Çok merak ediyorum. Hadi anlat. Yok, asla anlatmam. Bilal kızar. Enişte. Konuşmazsan inşallah zebaniler ahirette dilimi ensemden çeker. Anlat. Anlat ki Berkcan'ın hikayesinden feyz alalım. Yolumuz onun ışığıyla aydınlansın. Anlat be muhterem. Ilgıt ılgıt salınan Anadolu'nun başaklarını dinler gibi dinliyoruz seni. Anlat be adam. O zaman oturun bakalım. Herkes bana baksın. Gözler kulaklar bende, tamam mı? Bak şimdi. Ya bu Berkcan... Sen Dangoa'da mezun olduktan sonra rap işine girmek istiyor. Ama diyor ki bana uygun fit yapacak bir adam yok. Arkadaş bu kalkıyor gidiyor te Grosberg'e, Berlin'e. Orada bunu kim karşılıyor biliyor musunuz mu? Karl Marx. Kim? Karl Marx. Ya söyle. Karl Marx. Ya Karl Marx o koca saçıyla, sakalıyla böyle bunun karşısında belirince... ...bizim Berkcan diyor ki, aa... Sakın bana Allah gönderdi, aksakallı dedim.
Gel seninle beraber biz rap yapalım. Karl Marx bu diyor ki, benim rap'le rupla, zapla zupla, dupla rupla diye işim olmaz diyor yani. Anladınız mı? Ne? Ama istersen diyor, gel seninle biz berber işine girelim. Amerikan tıraşı haricinde her türlü tıraşı yaparız. Bu tamam diyor. Bunlar atlıyor gidiyor Missy Bibi'ye. Ne? Karl Marx'ın bibisinin yanına yani. Missy Bibi'ye. Arkadaş bunlara orada devlet, sırf bunlar komünist diye hayır dizayna kafalık belgesini vermiyor. Ne? Bak Berkecan diyor ki ne yapacağız diyor yani Karl Marx ne yapacağız? Karl Marx diyor ki nasıl olsa benim sakalım uzun. Bak bir tane de oduncu gömleği alalım. Üçüncü nesil kahve dükkanı açalım diyor. Bunlar Karaköy'de duvarında bir tane bisiklet olan dükkanı açıyor mu? Bak. Macchiato frappuccino. Moka koka, loka moka derken dükkan batıyor mu? Batıyor. Ya. Arkadaş, Karl Marx bu diyor ki hata yaptık diye. Biz aslında Che Guevara tişörtü yapıp satacaktık deyince Berhe Can'la bunlar birbirine giriyor mu? Hı. Bunları kim ayırıyor bilin bakalım. Kim? Deme takalım. Yeter be, kalk. Partiye yetişelim. Saçmalıyor ha. Evet, yapalım. Adım. Reman, şey partiye ben de gelebilir miyim? Aa, yürü git be! Kızlar, arabanızda boş yer var mı? Var. La beni de hadi otogara atıverin. Tamam gel, radyo bozuk zaten. Boş, boş konuşuruz. Hadi selametle. Neden? İbrahim, neden bunlar hep bizim başımıza geliyor ev kardeşim? Evdaş Bilal, şu boy abdestini bana da öğretir misin? He! Teşekkür ediyoruz efendim. Hiç bir yerden herhangi bir şey kazanan oldu mu bugüne kadar? Ha bak kazanan var, ver. Ben pazar günü bir mikser kazandım. Nereden? Bir alışveriş merkezinden. Ne yaptınız bunu kazanmak için? Evet, puan topladım. Alışveriş puanı mı toplanıyor? Evet, evet. Kim bilir ne harcadınız, gitti bir mikseri verdi. Peki, insan seviniyor ama değil mi yine de? Evet, çok mutlu oldum çünkü almak istiyordum. Peki, büyük piyango çıksaydı ne yapardınız? Ne yapardım? Herhalde bir ev alırdım ilk önce. Evet, yani çok ciddi paralardan bahsediyoruz tabii. Tabii, eş, dost, akraba. Bozmazdım kendimi biliyorsunuz. Yani, evet. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir ailemiz var efendim. Onlar bir tane piyango bileti almışlar. Bakalım onlara çıkacak mı? Çıkarsa ne yapacaklar? Bir şeyler yapmaya fırsatları olacak mı? Yoksa karşılarına engel çıkacak mı? İzleyip görelim, buyursunlar. Yavrum ye çocuğu. Ivır zıvır yeme. Tövbe ya Rabbi ya. Tövbe ya Rabbi ya. Vallahi lokmacın batsın ya Halil Bey. Lokmacın batsın. Yılbaşı günü bile beni bu saate kadar çalıştırdı adam ya. Yok yok. Bu hayattan kurtulmanın bir tek yolu var. O da büyük ikramiye ama nerede? Çekiliş başlamadı mı karıcığım ya? Başlıyor başlıyor hayatı. Gel gel Allah aşkına. Neredeydi ay, benim biletim? Her yılbaşı alıyoruz şu bileti. Her seferinde de avcumuzu yalıyoruz ya. Ama. Bes bize vallahi. Evet ya. 80 milyon veriyormuş. Allah'ım keşke bize çıksa ya. Keşke. Hemen yogacı olurdum. Ben hep yogacı olmak istedim biliyor musunuz? Ama yorgancı oldum. AVM'de neresim yorgan satıyorum ben ya. Vallahi ben de ha baba. Hiç yani arkam bile bakmadan çantamı alıp dünyaya gezerdim. Böyle Kolombiya, Meksika, Arjantin, bütün Latin kızlarını, şey Latin müziklerini öğrenirdim. Notalarıyla, sonradan. Hele ben, hele ben ne yapardım hayatı? Ne yapardım? Şöyle kocaman bir ev, geniş ha büyük. Şöyle kocaman bir havuz, geniş ha büyük. Ay arkasında bir tane tenis kortu yapardım. O Nurten'le Şermin karısını çatır çatır çatlatırdım. Ben ne yapardım biliyor musunuz? Ne yapardım? Hemen Halil'i arardım, işi bırakırdım. Yemin ediyorum kendi işlerimi kurardım. Ah ne güzel be. Hayaller Miami'de villa, gerçekler Merter'de 2+1 kira. Çekiliş başlıyor, çekiliş başlıyor. Oğlum şunu al, sesini de aç. Yan başındaki sevgili seyircilerimiz. Evet, hiç vakit kaybetmiyoruz. Toplarımızı döndürmeye başlıyoruz efendim. Evet. Bakalım.
Hemen bakalım 80 milyon kime gidecek? Hadi. İlk numaramız geliyor. 5. Al, var. Çıkmaz oğlum, bir sürü insan almıştır o. İkinci numara, 4. Aa, o da var baba. Oğlum, kaç tane satılıyor biliyor musun o bilet? Değil mi? 3. Baba, vallahi var. Ya bırak oğlum sen de ya, Allah'ım. 8. Oha, o da var baba. Ne oluyor lan? Geldi, ne oluyor be? Ne oluyor be? 2. Anam! Anam! Son ikiye kaldı. Geliyor, yetti. Evet, son ikinci numaramız 7. Var, var, var. Lan! 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 Son yetti. Bir dakika. Baba, hadi 6. Son numara geliyor altı efendim. 6 de. 6 de dediğinizi duyar gibiyim. Ne olursa ben olayım de 6 de. Bakalım neler olacak. 6 de. Geliyor şu anda. 6 de. Ve 9. Bir sürü insan alıyor dedim size. Niye bizi çıksın? Ha yok, 6. Nasıl 6? 6 dedi. Hadi 9. 9. Allah'ım ya. Bakıyorum 6. Allah bize çıktı. Bize çıktı. Bak yine dokuz diyor ya. Ya sen bana bak. Lan orada 6 yazıyor. Altında çizgi var. Çevir onu. Altında çizgi var dediğinizi duyar gibiyim. Bakıyorum. 6. 6. Yemin ediyorum 6. 80 milyon çıkarlı. Uğurlu olsun. Allah. Allah 80 milyon bize çıktı. Lan bize çıktı 80 milyon. Bittin sen Halil. Halil seni bitireceğim. Bitireceğim seni. Allah'ım. Allah 80 milyon bize çıktı. Allah. Hayati. Akrabalar bizden para istemeye mi geldi acaba? Saçmalama yeter. Nereden haberleri olacak? Bizim bile şimdi haberimiz oldu. Allah Allah. Yok artık gam, keder, dram yok hayatımızda. Kim gelirse gelsin canımızı sıkamaz. Bir şey olmamış gibi yapın. Olmaz, olmaz, olmaz gibi. Olmaz zaten. Her kimse zaten yolunu. Ay mandil lan. Can, Allah! Gel abla! İyi akşamlar. Ne yapıyorsun? İyi akşamlar canım benim. İyi akşamlar. Ay, Merry Christmas sen işte. Deli. Vallahi keyfimi kaçırdılar. Siz dram teyzelerim, hayırdır niye geldiniz ki şimdi? Ya yılbaşı gecesi bir sıkıldım, ben sıkıldım. Yemin ediyorum dedim kalkayım enişteme gideyim dedim. Biraz eğleniriz belki. Nefesim gitti. Öyle oldu vallahi. Bize kalktık geldik. İyi ettiniz. Oturun, şöyle. Gelin. Nasılsınız? Ay. Hayatımda daha önce hiç bu kadar mutlu olmadıydım. Ne yapıyorsun sen? Yeter. Niye mutlu olduğunu söylüyorsun? Anlayacaklar şimdi. Allah Allah. Ondan sonra da bizi üzecekler. Yapma. Böyle şeyler söylenmez. Bizim piyangodan ikramiye çıktı. Baba. Sen söylüyorsun ya zekasız. Ya bu kadar büyük bir haber olunca insan ağzında tutamıyor herhalde. Ama olsun. Miktar bende. Yok, kimseye söylemem. Asla hatıya söylemem. 80 milyon çıktı bize. İşte ben ne kadar sevindim ya. Tebrik ediyorum canım enişte. Vallahi. Helal. Ya biz buraya niye üzülelim? Sağ olun. Çok sevindim. Aşırı sevindim. Hayırlı uğurlu olsun hepinize tek tek. Sağ ol. Enişte. Ne kadar param var dedin? 80 milyonum var. 80 milyonumuz var Hayati. 80 milyonumuz hepimizin. Hani benim büyük ev, geniş, havuzlu. Allah Allah. Ve... Bey bunlar hemen birbirine düştü öyle. Bugün parayı bulup bunu yapan yarın sana ne yapmaz yeter ye 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 aman aman yeter. Ne yapıyorsun bana Hayati? Lan? Reva mı bu bana? Ha? Reva. Milyonlar gidecek botokslara, dolgulara. Yeter tenise saracak. Hayati abi genç kızlarla takılacak. Bunu duyan yeter de. Genç yakışıklı tenis hocasıyla kaçacak aman ey. Seni de tanıdık yeter. Demek tenise merakın bu yüzdenmiş ha? Yap. Ya babacığım bir sakin ol yani daha 80 milyonumuz var olmamış yani niye hemen böyle saçma sapan fantezilerle kendinizi ediyorsunuz ya? Evet, evet. Daha güzel şeylerden bahsedelim. Mesela benim yogacı olmamı.
Hele sen bunu bana bırak. Tamam abla. Yoga dedi çünkü ilgilendiğim bir alan. Tamam. Ne yapıyordu ona? Asana güneşi selamla derken Hindistan'da 100 binlik yapacaklar seni. Geleceksin, açacaksın nişan taşında bir yogacı, 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 yogacı. Aman aman, lafın gerisini unuttum çoktur mahi. Aşkısı bir tanesi. Kocasından boşananlar gelecek, çalacak kapını. Diyecek bize derman ol çiçek bacı. Bakacaklar yoga derman olmuyor. Batacaksın. Batacaksın acı acı aman aman. Ben yine yorgancıya geri mi döneceğim? Ya kızım saçmalama Allah aşkına ya. Allah Allah. Bırak sen bunları. Ye iç. O para bitmez. 80 milyon ya. Hepimize yeter. Yemin ediyorum var ya, çatır çatır yiyeceğim o parayı. Hı. Hayati parayı bulunca değişti dedirteceğim. Görecekler bunları. O var ya, o Halil var ya, o Halil. Hı. Ona asıl ona yapacağımı bilirim ben. Dur şunu bir arayayım ya. Ha? Şu patron bozuk, şunu bir arayayım. Oo babama bak. Patrona Halil'e ayaklanmasını başlatıyor. Alo. Halil ne yapıyorsun lan? Sahne lan. İstediğim gibi konuşurum seninle. Param var oğlum benim. 80 milyonum var. Bana bak. Senin dükkanın tam karşısına lokmacılar serisi açacağım. 100 tane şube açacağım. Bitireceğim lan seni. Kapat lan. Hadi kapat. Hadi. Kapattı. Vay be baba. 100 şubeli lokmacı mı açıyorsun? Tabii oğlum. Ne lizganlar ne faktorik. Parayı çarçur eder bu yitik. Ne matematik bilir ne lojistik. Vay. Elinde avucundakini de satar yiter. Bu saf değil. Ay ablacığım, ablacığım. O kadar dertli söyledi, canım sıkıldı. Vallahi canım sıkıldı. Ay aman aman. Seni aldığın tondan devam ediyorum ablacığım. Tamam abla. Ay battıkça borçlanacak. Borçlanacak. Battıkça borçlanacak. Ellerinde bir ev var. Ellerinde bir ev var. Onu da satacak. Ailesi düşecek sokaklara. Ne diyor bunlar Hayati? Revan mı bu bize? İki çocuğuna sokağa mı atıyorsun bizi? Ya niye deli deli konuşuyorsun? Prim verme şunlara Allah'ını seversen ya. 80 milyon bu. Ne kadar batabilir ki Allah aşkına? 100 tane şube açacağım. Tanesi 1 milyon dolardan 5 milyon dolar eder. Vay daha çarpım tablosu bilmiyor. Ya bir susun be! Ye iyi susuk. Hayır hayır susmasınlar, susmasınlar. Devam etsinler. Ben alacağım o vali. O yapacağım o havuzu. Açacağım o deniz kortunu Hayati. Değil mi? Vay büyük evin temizliği zuhmar. Olmaz. He? Sonunda işte itiraf ettiniz siz de. Bak bir yerde dram kasamadınız. Ya. Mutluyuz biz ya. Daha da mutlu olacağız. Misal ben alacağım sırt çantamı, gideceğim Meksika'ya, gideceğim Kolombiya'ya, gideceğim karış karış gezeceğim o Latin kızları, Tunesi topraklarını. Coğrafi olarak öğrenci misin baba, dağlar, bayırlar? Katil! Şşş! Sen hiç dizi izlemiyor musun lan? He? Oraların hepsini çeteler yönetiyor. Lan! Asıl çetesizsiniz be! Ha. Mutsuzluk çetesi! Allah Allah! 80 milyon mu çıktı? Evden cenaze mi çıktı? Belli değil ya! Ya ama enişteciğim, sen Kolombiya kartelini nasıl biliyorsun ya? Acaba sen nereden biliyorsun? He? Küçük Sivas değil de sen doze hel koya diyor o zanki ya. Lan oğlan sadece turist olarak gezecek. Kartel ne alaka? El kapının adamları turistik mekanlarda cirit atar. Hep cebinde otomatik tabancalar.
kızlarla Abusal'a kandırırlar. Gel derler çeteye gel. Gel derler çeteye gel. Al bu gelmezse bu topundan vururlar. Vay arkadaş bu neymiş ya? Konuşma Hayati. Çocuklarımı kartel kaçırıyor. Sen bir güzel genç kızla gittin. Ben zaten tenis hocasına... Yani bir yaşayacaksam artık böyle aile olmaz olsun ya. Ver şu bileti oğlum. Ya vallahi fazla abartıyorsunuz ya. Aa! Anne! Anne! Ali! Aa! Ali! Aa! Yeter. Ne yaptın kız? Bütün parayı tek başına yedin. Ne yapayım Hayati? Olmaz olsun böyle bir para. Ailemiz daha önemli. Lan değil! Değil, bu daha önemli ya! Luloy! Luloy, luloy, luloy! Aman! Luloy, luloy! Aman paramız olacaktı, bitirdik bizi! Zaten ezelden beri sevmiyorum sizi! Yeter yedi miydi piyangoyu? Yoksa olurdu bu hayattan güzel bir dizi, dizi. Loy 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 loy. Allah sizin cezanızı bir bir. Ay. Çok güzel bir yerdeyiz şu an, çok güzel bir yerdeyiz. Bozmayın. Atışın karşılıklı. Bir cümle sen söyle, bir cümle siz cevap verin. Lolo, 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 lolo. Ne güzel çıkmıştı bize piyango. Oğlum yakacaktı Meksika'da tango. Lolo, 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 lolo. Boyuk devrilsin oy. Hey, hey. Sen kendine bak, kendine bak. Kötü peruklu o da. Sanki kendisine benziyor bir madam. Hele sen kendine bak Lolo. Lolo, Lolo, Lolo. Hiç yakışıyor mu senin gibi adama? Girmişsin antropoza. Sürünüyorsun hala halıda manyak adam. Ulan sizde hiç yok mu dert tasa? Zannediyorsunuz ki bende var bir kocaman kasa. Eşek kaldı ama burada küçücük bir masa. Loloy, 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 loloy. Ya masa diyorsun masa. Şunun içine koymamışsın bir mandalina. Bizim burada rejimiz var diyecektik mandalina. Nerede bu mandalina? İşte oldu. Çatladı. Ya o kadar mandalina. Olmuşsun zaten kocaman bir balina. Hele bana bak Hayati. En sevdiğindir senin kadayıf teli. Vay Hayati. Bana laf otocağına kendine bak deli. Etmişin göbeğini sarkıtmışın dizine kudurum anam anam anam. Ay yeter artık ben başımıza. Yüş. Ya vallahi şaşkınım enişte ha sana. Ya sanki biz ne yapmışız ya, bize suç buluyorsun. Ne mi yapmışsınız? Lan ne yapacaksınız daha? En güzel günümü kabir gününe çevirdiniz be. Ama ne kadar abartıyorsun enişte ya. Sağlıklı genç adamsın. Gir bir işe çalış. Ne olacak yani? Çalış diyor ya. Helal. Bir de gelmiş burada bana çal... Anam Halil Bey. Ayaklanma. Alo. Halil Bey ne yaptın? Az önce yaptığım 1 Ocak şakası beğendin mi? 1 Nisan mı? Olsun ya. Yine de güldük ama. Sen de ara ara güldün.
Ha. Şeyi soracaktım ben. Yarın sabah kaçta açayım dükkanı? Ha doğru. Doğru diyorsun. Açmayayım çünkü yarın tatil zaten. Ertesi... Hiç açma diyorsun. Anladım. Peki. Alo. Kapattı. Oğlum ya! Ya bağırıp durma bana. Enişte canımı sıktın ya yılbaşı gecesi. Ne var? Zaten sen daha büyük işlere layıksın. Ya bıkmadın mı lokma dökmekte? Yeter. Son bir kez daha dökeceğim lokma. Kendi lokmamı dökeceğim! Siz var ya siz! Bittiniz siz, bittiniz Allah! Ya, ya, ya! Ay şunlara bakar mısın? Para için birbirlerini yedi manyaklar ya. Ay canım benim, param mı var, derdim var ya. Vallahi öyle canım. Ha. Ay bilir gibi çantayı önceden aldım. Tak telefona mesaj geldi. Hacının oğlu mezun olmuş, gidelim. Nerede mezun olmuş? Bakayım de ne diyor? Uzay mühendisliği. Uzay mühendisliği? Türkiye'de. Kız bize bundan güzel drama çıkar, yürü. Arkadaşlarından, eşinden, dostundan çok akıl alan ya da böyle spesifik birinden akıl alan ya da çok akıl veren biri var mı? Şurada bir kardeş var, bakayım o ne diyecek? Babam. Babandan babam. Akıl alıyorsun. Aynen. Hangi konularda genelde? Ödev konusunda çoğunlukla. Ödev konusunda akıl almıyorsun, yaptırıyorsun ödevi. Ne mesela, en çok takıldığın, akıl aldığın konular neler oluyor? Matematik. Peki iyi akıl veriyor mu? Anlıyor musun, öğrendin evet. mi? Evet. Burada mı baba? Hayır. Nerede? Bilmiyorum. Çocuk, kaybolan çocuk var efendim. Baban nerede bilmiyor musun şu an? Babam en son bizi buraya bıraktı. Ondan sonra nereye gitti bilmiyorum. Hakikaten mi? Evet. Evet. İsim ne? Kuzey. Anneniz mi yanınızdaki? Evet. Ona verelim mikrofonu. Efendim, efendim çok geçmiş olsun. Çok sağ olun, çok. İsim ne sizin? Zeliha. Zeliha Hanım, nerede beyefendi acaba? Vallahi ya eve giderim dedi. Bilmiyorum yani gerçekten bilmiyorum. Ya eve de gidebilirim dedi, burada da takılabilirim dedi. O yüzden gerçekten Kuzey'i de bilmiyorum. Çıkışa kadar gelir zaten buralara diye düşünüyorum. Bakacağız artık oyun bitince. Peki efendim, iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir konumuz var efendim. Bir kız arkadaşımız birinden çok hoşlanıyor ve onunla diyaloğu, buluşması iyi geçsin istiyor. Bu yüzden de arkadaşlarından, yakınlarından yardım almak, tavsiye almak istiyor. Bakalım nasıl bir yöntem geliştiriyorlar ve faydalı oluyor mu? İzleyip görelim. Buyursunlar. Ay. Mekana giriş yapmak üzereyiz. Tamam tatlım, tamam. Şimdi hiç heyecanlanmıyorsun, tamam mı? Dört tane kamerayla sendeyiz. Masayı her açıdan görüyoruz. Evet. Ters. Kızlar, geldim. Daha gelmemiş. Tamam. Burcu bak şimdi, kulaklığını iyice kulağına sok. Sakın görmesin. Bana bak, kulağın bizde olsun, tamam mı? Bak, ne desek onu yapacaksın. Tamam. Böyle sakın fazla gülme, hevesli gözükürsün. Çok somurtma, hevesiz gözükürsün. Sırıtma, böyle alık gözükebilirsin yani, tamam mı? Çok konuşmana geveze gözükürsün. Ya ben ne yapayım acaba? Nefes almayayım, öyle gözükeyim o zaman. Vallahi sen bilirsin Burcucuğum. Bundan önceki 5 ilişkinde kendim olacağım, kendim olacağım. Ben kendim gibi olacağım, ben kendim gibi olacağım. Dediğin için kaldın kendi kendine. Vallahi istersen kapatalım devreyi. Ay, ay kızlar lütfen kapatmayın ya. Ya ben bu adamdan çok hoşlanıyorum. Yani bir şekilde onu etkilemem lazım. Ne olur sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Ne derseniz yapacağım, tamam mı? Tamam, 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 tamam. Süpersin, merak süpersin. Etme. Ha. Artık 4 kadın da bir erkeği elde edemezsek bize yazıklar olur. 4 × 15, 60 da hayal kırıklığını eklersen... Bu aşkı filizlendireceğiz kızlar. Becereceğiz bu işi. Hadi bakalım. Ay hadi inşallah ya. Size teslimim ha. Ne dersiniz onu yapacağım. Sen merak etme. Ha, geldi, geldi. Hayatım çok özür dilerim ya. Trafik biliyorsun işte, geç kaldım biraz, kusura bakma. Ne güzel mekanmış burası böyle. Uf, biraz soğuk mu ne? Ha? Şal alsak mı? Ha, olur. Sakın üşüyorum deme, zayıf görünürsün, sakın. Olmaz. Olur dedin. Olur olmaz, üşümem ben diyecektim. Konuşturmuyorsun ki.
insanı. Pardon ya. Pardon. Çıkar şimdi üstünü de çıkar. Şöyle güçlü, üşümez görün ki iki gün sonra ben dağda kalırsam bu kadın beni ısıtır desin. Ay, ay çok sıcak ya. Ay üşüyor musun sen? Bana çok sıcak geldi. Bak dağda falan kalırsan ben seni şey yaparım, ısırtlarım yani. Hiç korkma, tamam mı? Tamam, tamam. Kalmam dağda falan, donmam, merak etme. Senin de derin ne kadar kalınmış ya. Bir şeyler yiyelim mi? Aç mıyız? Hayır, açım diye atlama sakın, sakın. Bir düşüneyim, çok değil yani. Önden bir şeyler içelim istersen, olur mu? Tamam. Tamam. Garson, içecek menüsü alabilir miyiz? Hoş geldiniz efendim. Buyurun, menüler. Teşekkürler. Buyurun mini. Ben bir tane elma suyu alayım. Elma suyu. Hmm. Siz ne alırsınız hanımefendi? Şşt Burcu, garsona soğuk davranma. Böyle burnu havada görünürsün, öyle yapma tamam mı? Ben bir çay alayım bebeğim. Efendim? Şşş, bir de dudağında da öpüver adamı Burcu. Burcu otur yere, otur yere, otur yere, otur yere, salak. Kızım bu kadar değil ya. Biraz mesafeli ol garsonla. Ben bir çay alacağım. Yürü git. Allah Allah. Tepemizde dikiliyorsun, iki saatten beri izliyorsun bizi. Biraz mesafe koyar mısın aramıza? Aa, ne biçim bir şey bu? Çayı mı getirir? Hadi. Bu kadar direksin sen öyle ya. Nereliydin evet. Sen? Sakın taşralı olduğunu söyleme. Şöyle havalı bir yer söyle. Paris. Şaka ediyorsun. Yo. Gerçek. Benim Fransızcam çok iyi. Öyle mi? Como ça va? Burcu, Allah aşkına sus. Allah aşkına saçmalama. Dur, internetten bakıyorum. Heh, buldum. Söyleyeceklerimi tekrar ediyorsun, tamam mı? Je le de, je le de. Je le de. Je le ne? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ne? Je t'y peux. De je. De je. Ay çok geçmiş olsun ya. Bir şey yapma. Niye ki? İki gündür ishalim, dışarı çıkamıyorum. Allah cezalandırsın yeter. Ya şişt, kızım ya. Vallahi iki gündür aklımdasın. Seni görünce karnıma ağrılar geliyor diye çevirdim. Böyle çıktı ya. Ben şaka yaptım ya. Sen demin üşüdün ya. O yüzden böyle Fransızca şey gibi. Hani bilmiyormuş gibi şaka yaptım sana. Sen de inandın. Şimdi anladım. Ben severim böyle şey, samimi şakaları ya. Vallahi. Ben rahat insanlara bayılırım. Allah yürü buradan Burcu. Rahat insanları severmiş. Rahatla kızım. Rahat rahat davran. Hadi. Ben çok rahatımdır zaten. Yani ben kimseyi takmam biliyor musun? Pardon. İçimde dişim bir. Sucuk yenmiş ha? Aferin Burcu. Farkını vereyim, bir de masaya dersen. Kusura bakma yani şey, içim dışım bir benim o yüzden. Bir de benim küçük bağırsağımda bir problem var. Hmm. Doktor şey yapma dedi yani, içindekini tutma dedi. Hani gerirsen böyle yap dedi o yüzden. Kusura bakma. Tamam. Raporumu falan gösterebilirim sana. Yok. Ama tabii doktor çok da gösterme dedi zaten. Ama yok yok. Göster, ne yapacağım raporu göster. Evet efendim, buyurun elma suyunuz. Teşekkürleriz. Umarım yeterince hızlıdır hanımefendi. Demin çok kaba davranan adamın gönlünü al, kaba görüneceksin garson, hadi. Bilader, sen şu 100 lirayı al bakalım. Aa yok efendim, hayır alamam. Al lan 100 lirayı, al. Hayır, genç alamam. Adamsın lan, ihtiyacın vardır. Al sen bunu, al. Hayır alamam, hayır alamam. Ya kız arkadaşın falan yok mu senin? Vardır. Şimdi onu bir sinemaya götür. Güzel olur. Ama böyle sanat filmine falan götür. Tenhadır oraları, takılırsınız. Hadi bakalım, yürü. Hadi. Ayı lan bu kız, ayı. Abi bu kız süper ya. Bu kızı bırakma bak bence. Ya kızım bana bak, çok zevzek oldu. Bu haddini bildir şunun. Vallahi. Yürü git, zevzek. Abi kızım, ay kız çok tatlı, ay kız. Ne biçim konuşuyorsun? Allah Allah. Kimsin lan sen? Çekilir misin masadan? Nasıl bir kişilik ya? Bozuk duş gibi. Bir soğuk akıyor. Bir sıcak akıyor. Adam doğru söylüyor vallahi. Senin de pek ayarın yok yani. Yok. Daha iyi böyle ama iyi. Ben severim böyle sert. Fransızlar da çok sert biliyorsun. Ha evet evet. Başka nereleri gördün bakalım Fransa'da? İşte Paris. Paris'in merkezi. Merkezi gördüm. Evet. Yukarı Paris. Doğu Paris. Batı Paris. Paris'ten başka bir yer bilmiyor musun? Çevresini çok gördüm Paris. Pişt, pişt, sus. Şişt,
Başka? Burcu, Leon, Leon. Loin. Marsilya. Marsilan. Marsilya. Marsilo. Nis. Marsilya. Evet, evet. Nis. 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 Kan. Kan. Nis. Kan. Nis. Kan. Kan. Kan da çok iyi. Saint-Tropez. Saint-Tropez. Aferin be Mehtap ya. Elin ayarına senin. Elin aynı Fetap. Orası da güzel bir yer. Evet. Elin ayağı Fetap. Neyse ya, boş ver. Paris aşağı yukarı aynı yer. Orayı mı konuşacağız? Yemek yiyelim mi? Ben çok acıktım. Aa, olur olur. Tamam, tabii tabii. Bakalım, bakalım. Kız, sen rezil oldun oğlum. Ne yapıyorsunuz orada ya? Ya kızım, Mehtap çay döktü yeterin üstüne. Merak etme ama çok iyi gidiyoruz. Karar verdiniz mi efendim yemekle? Evet, evet. Ben bir tane T-bone alacağım. Tamam. Evet, ben ne alayım ya? Ben ne alayım? Ben de bir küşleme. Küşleme! Burcu sakın ya. Küşleme neymiş? Almayayım. Et yeme. Masraflı gözükürsün, tamam mı? Makarna da yeme, şişman gözükürsün. Salata hiç yeme, aşırı sıkıcı gözükürsün. Çorba isteme, o da fakir gözükür. Fakir, fakir. Balık da sakın yeme çünkü kokarsın. Çocuğa kokar. Ne yiyeceğim lan ben? Bana ne bağırıyorsun acaba? Ay. Bana niye bağırıyorsun acaba sen ya? Ay, sana bağırmadım. Ben bunları hak etmedim artık lan, lütfen. Ay, size bağırmadım bebeğim. Size değil Canikom. Şey, sen şu aç parayı şey yap. Aynısından bana getir. Aynı yemekten. Tamam? Hayır, gönül almayı da biliyor yani melek yüzlü şeytan. Neyse. Evet. Çok enteresan bir karaktersiz. nasıl gidiyor reklam işleri bakalım? Bildiğimiz yerden geldi kızım. Kendinden emin konuş Burcu. Şuh bir biçimde anlat. Şuh ol böyle. Reklam işleri yani güzel gidiyor. Yani kalabalık bir sektör. Burcu, bana bak, çok şey oldu kızım. Biraz anaç gözük, anaç. Ah, kurban olsun anası sana! Anam kurban olsun, nasıl doğurmuş seni? Nasıl merak ettim beni sen ya? Terledin mi sen? Terlediysen şey falan, atletine falan şey koyalım. Yok, peçete yok, bu da anasının aynısı oldu Burcu. Olmaz bu. Azıcık şirin ol, şirin. Sen beni mi merak ettin? İşimiz reklam sektöründeyim. Lan. Bizim böyle kocaman patronlarımız var. Geliyorlar böyle, onu yap, bunu yap, bunu yap. Kızıyorlar bize. Biz çok korkuyoruz onlardan. Ama her şey çok güzel geçiyor. Sen ne eğlenceli bir tipsin ya. Şişt, kızım, her sen ne eğlencelisin diyor. Seni eğlenilecek bir kız olarak görür. Birazcık sert olsana ya. Kes lan! Ne gülüyorsun be? Şişt, kızım. Allah Allah. Burcu abartma, azıcık normal ol. Bu ne be? Kes lan derken gözlerimi kes. Çevir, çevir, çevir. Ne kadar güzel gözlerim. Senin gözlerin. Ne kadar hoş bir adamsın sen. Ay, sen bayağı hoş bir adamsın ya sen. Hop, 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 hop. Biraz fazla hızlı gitmiyor muyuz ya? Allah! Kızım, ürküttün Ceylan'ı ya. Dön oradan, dön, dön. Hadi lan! Allah Allah! Sanki başka erkek yok. Ha, kime lan senin? Terbiyesiz. Ya senin aran yok mu ya? Ya Scarlett Johansson'la cansever arasında gidip gelir mi bir insan ya? Kızım, vallahi batıyoruz ya. Bak yavrum, biraz böyle zarif olacaksın bir tanem. Zarif göster kendini. Hemen zarif gösterecek bir şey yap, çabuk! Hemen. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor bu sana? Bale yapıyor salak. Hayır, yapamıyor da. Yapamıyor da yeteneksiz. Burcu, ne yapıyorsun ya? Kongre. Çok sayırım. Aklıma şık diye geldi birdenbire. O filmi hatırlıyor musun sahneyi? Kızım, bu ne kuğ gölü ya? Bodur tavuk gibisin. Dur çabuk. Duramam artık. Son şeye girdim son. İyi misin Burcu? İyi misin? Burcu, ayağa kalk. Düşkün gözüküyorsun şu anda. Çabuk ayağa kalk. Ayağa kalk. Getir ulan. Düşkünsem düşkünüm. Susun beni. Ay, kendi kendime konuşuyorum. Kusura bakma. Kazım, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bence bir kız açık yürekli olmalı. Yani içindeki neyse onu sana söylemek istiyorum. Söyle. Ben senden çok hoşlanıyorum. Ve gerçekten seninle evliliğe giden bir yol düşünüyorum, biliyor musun? Allah'ım, çok samimiyim. Bak Kazım. Bu samimi kızla evlenmeyi arzu eder misin? Etmem. Kızlar çok kötü. Ah bir tanem. Kalbin kırıldı diye değil mi? Hayır be, ayağım kırıldı. Ne? Güldü.
döndüm.